Beğenmediğimiz kağıtları düşüşte mi değiştirmeliyiz diye sormuş mesela bir arkadaşımız. Çok çok doğru bir soru. Kesinlikle. Yani bence zaten düşüşler portföy biriktirmek, portföyleri düzenlemek, tekrar yükseliş için hamle yapmak için doğru zamanlar. Zaten son dönemdeki düşüşlerde hep şunu gördük. Hep bir eskiden şey diye anlatıyordum ben. Yabancı gibi düşünün. Çünkü yabancılar para kazanıyordu bizim borsamızda. Biz onlar gibi reaksiyon gösteriyoruz. Şimdi fon gibi düşünün diye anlatıyorum. Bir fon düşerken pozisyonlarını ayarlıyor. Bazı kağıtlarda hatta fonların bozduğuna dair böyle haberler Twitter'da dönüyor. Oysa ki fon kendi pozisyonunu ayarlamaya çalışıyor. Böyle bir hareketlilik var. O yüzden bence de portföyler özellikle düşüşlerde ayarlanır. Pozisyon değişiklikleri yapılır. Yukarı yönlü hareketlilikte de pozisyonlar kapatılarak yeni pozisyonlar açılır. Yani aslında bizim mal coşkuda satılır hikayesi gerçekten hayatımıza düsturuna oturtturmamız gereken konu. Ben son dönemde gerçekten çok fazla yatırımcıyla temas ediyorum. Bugün böyle şey de geldi. Piyasayı kötüyken ortada yoksun falan diye bir mesaj aldım. Ya muhtemelen piyasa kötüyken en çok ortada olan adamım yani. Hani deprem dönemi buradaydık. İşte Ekim'de ben neredeyse her gün programdaydım falan. O kadar çok reaksiyon aldım ki burada aslında ana konuşuyor. Biz düşerken inanılmaz bir kağıtla sürükleniyoruz. İşte şu seviyenin altında kapatmamız lazım. Kapatamıyoruz kağıdı. Elimiz gitmiyor. Yani çok doğal, psikolojik olarak çok zor. Sen benden iyi bilirsin, okuduğum bölüm olduğu için. Ya o psikolojiyi yönetmek dünyanın en zor işi. Ben farkındayım konunun. Ama işte stoplayamıyoruz, kağıdı değiştiremiyoruz. Bazı kağıtlarla evleniyoruz. O Katolik nikahı hikayesi hepimiz, her yeni yatırımcı için özellikle çok geçerli. O ayarlamayı ama burada yapmamız lazım. Yani orada biraz evet Çünkü canımız acıyacak. özellikle yeni yatırımcı, son dönemde gelen yatırımcı bir düşüş trendi görmediği için yani borsanın bir sat tuşu olduğu gerçeğiyle yeni tanıştı. Yani işte şeyleri de görüyorum, yapılan yorumları vesaireyi de görüyorum. İşte SPK nerede? İşte bu kadar satış mı olur falan. Yani hani al tuşu var ama sat tuşu olmasın istiyor. Özellikle yeni yatırımcı çünkü görmemiş böyle bir rally'nin içine doğdu onlar ve rally'nin içinde gittiler yani gözü kapalı şöyle yaptılar ellerine denk gelen kağıdı aldılar kağıt 1'e 3 yaptı 1'e 5 yaptı öyle olunca burası böyle şey ya sürekli kazandıran bir yermiş algısı oluştu ondan sonra birdenbire para kaybetmeye başlayınca canlar çok sıkıldı tabii. Şimdi Kesinlikle. demin bir arkadaşımız yazdı, öğrenciyim. Bir başka arkadaşımı da halka arza soktum diyor. Yazışından anladığım ve devamından anladığım arkadaştan borçla girmiş mevzuya. Şimdi arkadaşı parasını istiyor diyor. Yani hani kredi çekemeyen ve kredi kullanamayacak olan da bir şekilde borçlanarak bu işlere girdi. Niye 3-5 kuruş daha fazla kazanayım diye. Ve onlar çok böyle şey oldu. Mesela bak şimdi Hakkı Bey, halka arzlar durdurulsun. Yani polisi tedbirlerle arkadaşlar olmaz. Doğru düzgün halka arz edilmeyi hak edecek, bunun gereklerini yerine getirebilecek, sorumluluğunu üstlenebilecek, SPK'nın izninden geçmiş şirket varsa buyursun gelsin. Ne kadar güzel işte sermayenin tabana yayılması açısından olmazsa olmazlardan biri. Günün sonunda bu polisiye tedbirler yok onu satmamalar. Ben mesela açığa satışın yasak olmasına da karşıyım. Devre kesicilere de aslında karşıyım. Çünkü şey yani bir evet durup düşündürtüyor insanı. Ama yine de olmadığı zaman daha rahatlık sanki. Yanılıyor Katılıyorum. muyum? Yok yok Devre katılıyorum. Yani şöyle, ne kadar doğasıyla oynuyorsak bir şey, o kadar başımıza daha sonraki dönemde bir mutant kesiliyor. Yani Android'e dönüşüyor konu. Bambaşka tabii. bir bedeliyle oynuyoruz. Yani onun bambaşka bir bedelini ödüyoruz daha doğrusu. Ya buradaki tabii ana konu şu. Sektörler içerisinde kağıt seçmek de çok zorlaştı. Yani inanılmaz satışlar geldi ve birçok insanda şöyle bir durum var. Ben onu görüyorum. İşte 2,5 ya 9 hafta. 9 haftadır 8100 puanın altındayız. Yani ciddi bir düzeltme hareketi bu ve ciddi düzeltme hareketi içerisinde doğru kağıtlar da satışıyor. Birçok doğru kağıt satış yedi. Bu aslında kağıttan vazgeçmemizi sebep olan bir konu değil. Aslında hedef seviyesinden ne kadar uzaklaşırsa, hatta mümkünse nakit varsa biriktirilmesi gereken bir konu, ama burada portföyleri inceltmek çok önemli. Yani bazen öyle portföyler geliyor ki 30-35 kağıt. Bence işte 10 kağıdı çok geçmeden, ama rasyonel. Yani işte
biraz ben geniş bir yelpazede atıyorum, otomotiv anlatıyorum ama beşini birden almak yerine bir tanesini seçin arasından. Yani hepsinin bir hikayesi var. Hiçbirinin sizi üzeceğini düşünmüyorum. Benim için bir tık daha önde olanını da söylüyorum. Yani hepsi sizi bence mutlu edecektir otomotiv kağıtlarında. Ama arasından bir tanesini seçmeniz lazım. Çünkü beşini birden alıp diğer sektörlere yer ayırmamak da olmaması lazım. Yani bir sektörde yoğunlaşma da sorun. Bence şu zamanki en önemli şey portföyü doğru kurgulamak. Mesela enerji tarafında benim için hikaye hep aynı kağıtları anlatıyorum. İşte 50'nin altında enerjisi var. Konuşuyorduk 52'ydi, 55 liraydı. Gene enerjisi alınır mı? Demişken bir onu da yorumlayalım. Sormuşlar da. Böyle vakkat durdu demiş ki Mine Hanım, borsayı anlamak, takip etmek, sadece hisseleri anlamak yeterli değil. Talebim hangi döküman, kitap, dergi vesaire nasıl temin ederiz? Her kitap okunmuyor. Güvenilir yazar demiş. Yoksa sen misin okudum diyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Güzel iltifatlarınız için. Evet, her kitap okunmuyor. Benim elimde bu ara bir şey, Para diye bir kitap var. Onun bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Paraya bakış açımı değiştirdi. Farklı farklı hiç bilmediğim şeyler öğrendim. O olabilir. Dursun Yaz kitabı yazan. Eski bir SPK'lıdır aslında kendisi de. Çok güzel, keyifli bir kitap. Onu önerebilirim. Onun dışında teknik analiz için Ali Perşembe'nin kitaplarını önerebilirim. Yoksa Sen Misin'i beğendiniz mi? Onu da bir yazarsanız ayrıca mutlu olurum.